İstanbullu. Şurada 3 günü kalmış böyle saygıdeğer bir onbaşı. Hiç mi hürmetin yok lan? Sen onu bunu bırak da. Biz şimdi hakikaten bitirdik mi? Vallahi bitirdik Emor ya. Sayılı günler geldi, geçti, bitti gitti ya. Şimdi dedeliği geçtik, baston mu olduk abi? Oğlum baston kayboldu lan. Mezar taşı olduk, mezar taşı. Şuna bak şuna. Muharrem gel gel. Tavukçu. Ya abi armuta bak ya. Ben böyle bir armut görmedim Emor ya. Kıt kıt kıta. Kıta 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 kıta. La 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 la. Sırıtışa bak ya. Abi niye böyle sırıtıyor biliyor musun? Çünkü rüyasında tavuk görüyor hıyar. Abi bence bu Penelope Cruz'u görüyor rüyasında. O ne lan? İyi bir şey mi? Araba falan mı? İyi ne kelime Muharrem. Of, of. Kalkın lan! Kalkın oğlum! Çavuşum neşeliyiz. Neşeliyiz tabii abicim, artık yokuş aşağı. Çavuş gider güle güle, Taner gelir seve seve. Çavuşum şimdi gidenler yatıyor, kalanlar içtimaya mı çıkacak? He, sen çık. Mahmut, oğlum bir tek sen kaldın lan. Kız 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 kız. Ne yapıyorsunuz ulan siz? He? Davetiye mi bekliyorsunuz oğlum? Çavuşa bak, yanında onbaşısı. Ulan siz böyle yaparsanız bunlar ne yapsın? He? Yürü işte baya. Emredersiniz komutanım. Bu neden kim ulan? Mahmut. Kıs 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 kıs. Kıs 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 he. Mahmut. Mahmut. Evladım. Ne var be dur hali. Kalk ulan! Ulan kalk! Komutanım. Komutanım he! Kıs kıs kıs. O ne ulan? Yok komutanım ben... Sizi dinlenecek bir kış değil. Ben rüya vardım.
Rüyamda Mürim ile Camış Dizanır benim evimde çalışıyorlardı. Sürekli Camış Diz, Camış Diz, Camış Diz diye bağırıyordu, dedim yok size Zam. Ulan kalk, manyak mıdır nedir ya? Hepsi beni bulur ya. Kalk ulaştırma ya. Ya ben nerem açıkta kaldı ya? Sen kalkırsan yoksa ben elime meşe degnegi aldım. Bak hiç duyar beni. Kalk demişim. Ya Allah hakkı işin ona ya. Sen bana niye şunsun? Kalk demişim. De haydi, de haydi. Süleyman. Sana öyle bir sofra kurulmuş ki bir tek kuşun sütü eksiktir. Haydi benim alam. Haydi benim kıvırcık kuzum. Ya anam ya. Zaten abuk subuk yerlerde yata yata sırtım tosbağa kimin olmuş. Kur biraz uyuyayım ya. Biraz ya. Ha? Gün üstüne dokurmak mekruhtur. Bilmezsin balam. Haydi. Haydi kıvırcık tosbağım. Rahat rahat bir uyku yok ya. Uy, güneş de doğmuş ya. Kokuya bak, kokuya. Günaydın dayı. Dayısının güzeli. Ne pişirmiş bakalım ninen, he? Süleyman, madem sırtın tosbağa kimin olmuş, emirlerin müsaade versin, gelip mis gibi evinde yatasın. Olmaz falan. Yok, olmaz ana, olmaz. Niye karakolda kalıyorsun dayı? Gelsene eve. Emir, demiri keser yeğen. Komutan bizim künyemizi oraya yazmış. Mümkünatı yok, kalmak gerek. Yoruluyorsun emme. Ah anam bak. Oradaki herkes yoruluyor. Şimdi Esma yeğenim bana çok güzel bir çay verir. Yorgunluğu morgunluğu atarız evelallah. Değil mi kız? Hı? Aferin. Çok güzel, hızlı. Hadi bakayım. Hadi bakayım. İki zaman var Aslıhan Hanım. İki zaman. En pisi de o ikisi işte. Biri bu ayı bu andan ilk geldiği zaman, bir de böyle gidecekleri zaman. Niye? Ya bu ikisinde böyle apır sapır oluyorlar da. Baksana şuların haline. Çabuk! En dikkatsiz oldukları zaman Allah muhafaza. Ben de öyle miyim başlamış? Estağfurullah ya. Öyleyim öyle. Vallahi kafam acayip dağınık bugünlerde ya. yedin de koca askerliği. Normaldir. Kolay mı? Nasıl bir şey yapacaklar acaba? Şimdi albay babanın dedi hani pilot uygulama olacak dedi ya. Ha. Siz Çeliktepe'de kalmaya devam ediyorsunuz kardeşim işte. Biz mi? Yani burada kalmak isteyenler de işte. Ha. Ama profesyonel, yani özel bir tim halinde. Aslında böylesi daha iyi aslıyım hanım ya. Düşünsene ben buraya geldim, işte kaç yıl geçtiyse. Buranın huyuna, suyuna, havasına tam alıştım derken hop yatayım ya tezkere. Sıfır kilometre adamı getirirler, dikiler buraya. Patinaj babam patinaj, o da alışmaya çalışıyor. Böylesi daha iyi ya, kesin orası. Ne oldu başım? Niye bakıyorsun ya? Ya hiç böyle hani %5 bile mi aklına gelmedi ya? Ne?
Burada kalmak mı? He. Yok. Yok ya. Kesinlikle hayır yani. Yani alıştım tabii. Ama yani sen varsın. Senin dostluğun var. Osman var. Çocuklar. Yani çok alıştım ama... Yok ya, ben gideyim başlamışım. Gideyim. Öyle ya. Dayanılacak gibi değil, değil mi? Ama bayrak astık şu dağlara ya. İş yaptık yani. Yani bunun onuru, gururu da ayrı bir şey. Doğru diyorsun Asteğim Hanım. Neyse. Her şeyin hayırlısı ya. Sivilde de hayırlısı olsun. Ne diyelim? Senin gibi kalem efendisini de zorla kal kal diye tutturacak hali yok kimsenin. Sen üzerine düşeni fazlasıyla yaptın. Vallahi. Vallahi. Bir çay ısmarlarsın artık ha? Çay ne diyor ya? İtin olsun kapını av kursun da kardeşim gel. Osman nerede? Osman çarşıda. He. Gelir öğleden sonra damlar. İyi bakalım. Geç kalktın ha baba. Çayını şimdi hemen hazırlarım. La çifte çubuğa mı güdük? Eceresi yok. Hayırdır inşallah? Kim ki bu saate? Saat kaç? 9:30 olmalı. Osman? Nasılsın Ethem? İyi sağ ol. Hayırdır? Ya ben senin emanetleri aldım da. Yalnız getirmen biraz vakit aldı. Kusura bakma. Sen büyük adamsın biliyor musun? Estağfurullah. Adın Osman değil, Hızır olsun Hızır. Müsela nasıl? İyi. Ya gelsene içerimizi böyle kapı ağzı karılar gibi lak 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 lak. Yok ya. Ben gideyim. Rahatsız etmeyeyim sizi. Ne rahatsızlığı ya? Gel babam da sevinir. Çay içeriz, sohbet ederiz, konuşuruz. Çayını içeyim o zaman. Geç. Geldi sen ekmek arası kaşar. Ya bu çocuğun işi gücü yok vallahi sen ya. Ya niye öyle diyorsun kocuk ya? O da senin bir garibin işte. Ya ne garibi Allah Allah. Ve niye benim garibim malı veriyormuş ha? İyi gari ben bu asbaba tabelasını indi vereyim de onun yerine İbrahim Efendi bak mı diyeyim anasını satayım. Vay. Yakıştı koca baba. Ha? Ne yakıştı be? İbrahim Efendi bak falan. Ha? Düşünsene koca baba. Allah nasip eder de bu ahir ömründe bir muhterem zat olup oturulmuşsun o posta. Ha? Ev tekkiye dönermiş. Böyle kalabalık insanlığa hınca hınç dolu birbirini eziyorlar. Ramazanlığa da iğne atsan yere düşmeyecek. Aman benim kızım oku diyen ne, oğlum üflü diyen ne, yok şu suyu da üfürüver diyen ne, yakaran ne, yalvaran ne, düşünsene kocuk bak. Tövbe 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 tövbe. Niye? Çok yakıştı bence. Hadi çıkıver bak, bekleyin beni çocuk orada hadi. Hadi çık dışarı hadi. İbrahim Efendi Hazretleri. Vay. Estağfurullah, estağfurullah. Ne oldu coşkunum? Sabah rüyanda beni mi gördün aslanım? Şeref sayın abim, şeref. Ne şerefi lan? Şeref seni çağırıyor. Nerede? İşkembeci demiş, çabuk gelsin dedi. Yürü coşkun, yürü çalıştır motoru, yürü. Estağfurullah, estağfurullah. Ya bu çocuk beni kafa yedirtecek be, aman. Gazı ver. Yürü, yürü koş. Yürü koş. Gazı vermedik. Coşkun, otur bakayım sen böyle. Hadi iç o varsın. Afiyet olsun. Geldim lan. He, çağırmışsın da. Otur. Fahrettin, bana bir şeyden meraslarım bol taneli olsun. Tamam abi. Yiyeceğim mi lan, aç mısın? Sabah kahvaltı ettim ama mis gibi kokunca.
Ulan Serbül lan seni hiç sevmem ama şu mantar hayatımda ahmiyetli bir iş yapayım dedim. Hayırlısı olsun. Şimdi Haziran'dayız. Eğer öbür Haziran'a kadar paramı kör kuruşuna kadar tas tamam vermezsen... Hangi para bu affedersin? Dinle lan. Tamam. Dediğim gibi eğer paramı tas tamam vermezsen... ...seni bozdururum. Her parçanı başka bir gazoz makinesine atarım. Anladın mı lan? Lan ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Ya ben sarımsağı çok severim biliyor musun? Pek sosyal bir davranış olmuyor emme. Bizi alan almış, satan satmış. Değil mi kardeşim? He? Allah cezanı vermesin ya. Lan ne pis bir adamsın ya. Dediğim gibi paramı tas tamam vermezsen... Ya hangi para bu Şerefciğim ya? Söylesene hangi para ya? İyi mi yapıyorum, kötü mü yapıyorum bilmiyorum da al. Allah belanı vermesin seni ya. Amanın! Amanın! Kardeşim! Gel buraya! Lan! Gel! Lan ne yapıyorsun? Allah belanı vermesin seni ya. Evet. Ben müsaadenizi isteyeyim artık. Ayağına sağlık Osman. Sağ olasın. Eyvallah. Mürsela. Güle güle evladım. La arkadaşlara selam söyle. Baş üstüne. Osman. Benim kızlarım gitti Osman. Hayat arkadaşım gitti. La bir ömür boyu uçtuk. Aa şimdi koca dünyada konacak bir tek dalımız yok. Beni çok memnun ettin. Allah yolu açık ede. Allah yardımcın ola. Benim evlatlarım gitti. Allah seni anaya babaya bağışlaya. İnşallah. Mürsel'e. İzniniz olursa ben hep böyle gelip gitmeye devam edeceğim. Bir oğlunuz buradalar. Aslan gibi. Bir oğlunuz da Çeliktepe'de. Bunu asla unutmayın. Allah'a ısmarladık. Sağ olasın Osman ya. Babam seni gördüğüme çok mutlu oldu yani. Vallahi ben de sevindim onu gördüğüne. Yeter. Her şey yoluna girecek abi. Her şey düzelecek. Sen hiç kafanı takma olur mu? Düzelecek abi düzelecek inşallah. Ben iş yeri açıyorum biliyor musun? Hadi lan. Ha. Hakikaten mi? Ne işi? İletişim üzerine telekomünikasyon. Ne? Telekomünikasyon. İyiymiş. Gerçi ben o işten pek anlamam ama gelir dükkanı süpürürüz bir yere. Ne süpürmesi canım? Geleceksin çayını kahveni içeceksin. Eyvallah eyvallah. Tamam ne diyeceğim ya? Telefonun var mı üstünde senin şu anda? He var. Versene ya. Seninkine ne oldu ya? Benimki... kayboldu ya. Öyle bir şey. Boş ver. İyi. Sırf daha senle yaparsın. Yaparsın, yaparsın. Alo, Halis. Kardeşim benim, nasılsın? Oğlum ne alakası var arabayla? Ne paranoyak herifsin sen ya? Özledim seni, böyle bir göresim var. Bir şeyler yiyelim içelim derdindeyim. Abi, yani ne alakası var Halis ya? Sen araba mı kullanıyorsun şimdi? Ha, ses geliyor çünkü arabanın sesi geliyor. Aha.
Ne tarafa doğru kullanıyorsun arabayı sen? Ne oldu ulan Kamil? Kadife komutanım. Ne oldu ulan kadifeye? Gene kaçırdın mı yoksa? Yok komutanım, galiba hasta. Kadife. Götür. Evet komutanım. Nesi var? Hareket etmiyor komutanım. Yemini de yememiş. Su verdim, onu da içmedi. Periz yapıyor da işte, daha ne? Ama komutanım, dışkısına baktım. Böyle pütürlü pütürlüydü. Dah ulan Kamil be! Bir yemek yiyelim dedik arkadaş, Allah Allah ya! Yok ama hani semptomları belirtmek için söyledim komutanım. Başlatma ulan semptomuna! Semptomunu söylemiş. Sedat! Emre komutanım. Ara ulan ilçeyi milçeyi, veteriner, hayvancı, bakıcı kim varsa... baksınlar şu katura başımıza bela oldu ya. Emrederiz komutanım. Yaklaş ulan. Ne yaptın ulan Gatür'a? He? Yanlış bir şey mi yedirdin yoksa? Yok komutanım, artık çok dikkat ediyorum. Hani kendi yeminden başka hiçbir şey yedirmiyorum. Hani bir ihtimal psikolojik bir sorunu olabilir gibi geliyor bana. İyi Gatür, psikolojik sorunu he? Evet komutanım. Ula Kamil, ula Kamil. Ula sen var ya adamı... Tövbe tövbe ya. Beni tanımı arasak mı ola, gelse bu abi psikolojik test yapsa? Emre de... siz... komutanım. Ey ulan Kamil ya. Arabaya bakıp durma abi. Ne var? Yuh. Abi sen ne paranoyak bir adamsın ya. Allah Allah, neden acaba? Ne neden? Ne? Oğlum yemedik ki arabanı. Ay, dürümlere de gidelim. Yuh lan, yuh be. Tamam abi. Ben öderim abi, sen mutlu olacaksan ben öderim yani. Aslanım, gel. En son yaptığın şeyi hatırlatırım sana Osman Efendi. Neyi? Ya hepsini geçtim. Ya araba hırsızdır ya. O adamcağız da kendine alet etmişsin zaten. Neydi onun ismi? Kerküklü. Heh, Kerküklü. Ayrıca arabayı çalmak onun fikriydi, ben sana söyleyeyim. Hiç sanmıyorum abi. Ben malımı bilirim. O arabayı sen çaldın, tamam mı? O anahtarı da sen yürüttün. Ve beni orada ağır yaralı bir halde bırakıp gittin abi. Ağır yaralı mı? Evet. Ağır yaralı bir halde beni bırakıp gittin. Ve o arabayı aldın. Bir de bu yetmezmiş gibi... Bir saniye. Ne ağlıyorsun? Bir sıyırmış lan. Komada sanki. Alo. Evet. Tamam, ben söylerim Osman'a. Tamam devrem, sağ olasın. Dugay'dan aradılar. Durali başlamış, ulaşamıyormuş sana. Beni arasın demiş. Alayım telefonu. Kontrol yok canım ya. Vallahi. Komutanım, Osman Kanat ben, emredin. Ha, Osman ula Gatır hasta ya. Gatır mı hasta? He ula, şu şeye bir ulaş ya. Nerede bizim Kerkükmü'nün yeğeni? Esma Hanım. Heh, Esma Hanım'a ulaş. Onu da al, gelirken getir. Şimdi komutanım, benim bir işim var, önemli. Bir de Esma Hanım şey etmiş olabilir. O yüzden siz bunu Süleyman'a şey etseniz komutanım. Ula oğlum, abuk subuk konuşup durma. Nasıl olsa geleceksin buraya da, Allah Allah. Al getir işte, hadi. Emredersiniz komutanım.
Ne oldu? Abi niye bütün böyle boktan işler bana kalıyor ya? Ya artık buraya geldi ama ya, sinirlerim bozuluyor artık ha. Tamam Osman'cığım, hadi sana hayırlı işler, bol güneşler kardeşim. Halis Kaçar, görüşmek üzere. Hadi öptüm. Halis. Demek. Hayır abi. Hayır abi. Hayır diye bir şey yok. Hayır abi, lütfen ya. Atla abi arabaya. Ben buradayım. Allah Allah. Al, dürümün kalmış. Yemeyeceğiz ha. Şu hale bak ya. Biri bu tarafa gelir, belki öbür tarafa gider. Tüy senin sıfatına. Yakışıklısın, anladık. Ya Esma, ne diyeceğim bak, şey vardır ya hani ilaç. Köpük köpük kafana sıkarsın. Kafana sıkarsın? He, ilaç ya. Ya böyle hani pızağı yalamış kimin oturur kalır saç. Efendi sureti gelir. Var mı sende? Ya yok dayıcığım ama istersen alırız. Allah yaratmış, çok ayıp. Hem de günahtır. Ya ana, insan içine çıkıyoruz. Komutanlar falan. Böyle anaşık gibi olmayayım diye şey ettim ben. Tugay'a mı gideceksin? Binbaşımla konuşacağım şeyler var. Alayım mı sana köpükten, ister misin? Dayın sana kurban olsun ya. Sen elinden Gresya bilem sürsem olur. Yeğenim benim. Şuna bak şuna. Maşallah. Oturun. Kimliklerinizi verin. Kısa konuşacağım. Bir iş yapacağız. Şimdi önemli olan bu iştir. Beni hayatta gördüğünüze şaşırdığınızı biliyorum. Kimlikleriniz elimde. Bu şu demek. Herhangi bir şekilde ağzını bir milim bile açan ölür. Ölmekle de kalmaz, ailesini de yanına götürür. İki, bu saatten sonra İlaç, içki, kahve, meyhane, ıvır zıvır yok. Eyleme hazırlık yapacağız. Ve üç. Benim adım Küpeli Necla. Ve aylar sonra öldürdüğüm ilk adam olmak istemiyorsanız dediklerimi harfiyen yapacaksınız. Anlaşıldı? Anlaşıldı. Güzel. Şimdi planı konuşabiliriz. Başka bir şey var mıydı? Teşekkür ederim, yok. Buyur. Defteri yazarsanız bir zahmet. Tabii, hay Halime Hanım, hay. İyi günler. Güle güle, yine bekleriz. Yine bekleriz. Koca baba. Ne var? Dur bir dakika, ne verdim ben bu kadının içine? Ne var be? Dur, ne? Ya ne var, söylesene. Ya koca baba, sen ne diyorsun Allah sen ya? Sen ne diyorsun ya, ha? Böyle gayri esnaflık, böyle ilkesizlik hayatımda görmedim ben koca baba ya. Ne oldu gene be? Ya koca baba, içeri bir akranın kadın giydiği zaman hemen veresiye defterini açıveriyorsun. Bu ne böyle ya? Ya ne alakası var canım? Allah Allah. Ya koca baba, biz sana fantaha dedikçe sen vay iyice cozutuyorsun. Beni bak, bu kadın fitnesi kötüdü. Nice sultanları tahttan indiymiş diye koca babam. Dikkatli ol. Ayağını yorganına göre uzat. Ayağını denk al. Ya tövbe estağfurullah, tövbe ya. Ya yuh diyorum sana, başka bir şey diyemiyorum ben. Yuh diyorum sana, yuh. Bu kadar gevşek civatalı olma koca baba. Vallahi Allah sen bu kadar gevşek civatalı olma ya. Batarız biz, batarız. Aman efendim, senin belediye borcundan batmazsak, batmadıysak da bir daha da hiç batmayız artık sen bilet be. Hiç batmayız. Koca babam, artık o da tarih oldu, tarih. Bu ne biliyor musun sen? Ne o? Tam tamına 3800 gayme. Krizden çıkış biletimiz koca babam. Oğlum. Öldük.
Üç. Koş çocuğum, koş su ver. Üç. 3800 koca babam, 3800. 3 3800 koca babam, 3800. 3 800 de var, 800 de var. 3 Şişti. İçim şişti. İçim şişti Halis. Sür şu arabayı abi, sür biraz. Vakıf malım abi bu. Benim aracım, benim. Eşek kadar çukur vardı, görmedin mi? Hayret bir şey ya. Çukurmuş ya, içim şişti abi. Kerkük'ün evi burası mı? Evet. Çok enteresan adam abi Kerkük'lü. Öyledir. Tanıdığım en iyi istihbaratçı. Böyle senin gibi değil ama yani. Masa başında değil, arazide. Göbek möbek yok yani. Nasıl yani masa başı? Ben mi masa başı? Halt etmişsin sen be. Benim gezdiğim yeri kim gezmiş lan burada? Keklikana! Keklikana! Dikkatli ol. Ne oldu abi? Her an kürek gelebilir abi. Kürek mi? Ne küreği be? Şşt! Keklikana! Osman, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk Keklikana. Süleyman yok mu? Önümüz sıra çıktı. Kazada işi varmış. Oh, iyi. Biz Esma Hanım'ı almaya geldik. Tabii. Esma, haydi kızım. Geldim nene. Keklikana, benim Durali başçavuşum aradı karakoldan. Bizim bir tane şeyimiz var, katırımız var, Kadife. Kendi rahatsızlanmış. Esma Hanım'ı getir dedi. Ben dedim, yalnız Esma Hanım anlamaz bu işten dedim. Kendisi çünkü veteriner değil dedim. Ziraatçı dedim kendisi. Dinlemedi, yine de al getir dedi. Biz de Esma Hanım'ı şey etmeye geldik. Ben bakarım. Güzel. Gidebiliriz. İyi, öpeyim Keklikana. Yarın bahçesine çiçek. Abi anahtarı ver. Hayır. Abi anahtarı ver, çok ayıp, arkaya geç. Hayır abi. Abi kız var, çok ayıp. Ya ne olsun ya? Yar benim yüreğimde yaralar acı. Geldim ben komutan. Hoş geldin. Nasılsın Kerk? Hamdolsun iyi. Çeliktepe'de bulunmaya devam edeceksin Kerkük'lü. Orası çok önem verdiğimiz bir yer. Ve çok katkın olabileceğini düşünüyoruz. Emir telakki ederim komutan. Orası statü olarak da değişiyor zaten. Profesyonel bir birlik bulunacak orada. Daha etkin, daha operasyonel bir merkez haline getireceğiz orayı. Hayırlısı olsun inşallah. Tamam. Sıkıntı mı var? Benim şu kadro meselesi. Ne olmuş kadrona? Seni bir yere alındı biliyorum ben. Ya hemşire gösterilmesin komutan ya. Çoluk çocuğa rezil oluyoruz icabında. Sen bir istihbaratçısın Kerkük'lü. İstihbaratçı dediğin adam her kılığa girer. Boş ver. Ya ben her kılığa girerim. Girerim de hemşire de olmasın ya. Gözünü seveyim. Tamam tamam. Ben bir şey yapabiliyor muyum? Bakayım bir. Eyvallah, sağ olun komutan. Ya şu maaşını çek artık yahu, yeter. Söz veriyorum, bugün hamdolsun çekecek inşallah. Yeni duyumlar var. Şunları bir konuşalım. Nesi varmış? Neyin? Katırın canım işte. Aman ben nereden bileyim nesi varmış ya. Bana kalsa zaten vuralım gitsin. Yaşlandı iyice. Ha vuralım diyorsun yani.
Bravo. Sen sanki böyle bir Şefkat abidesisin. Söyleyene bak. Yürekli katil. Allah Allah. O mevzuyu dayımdan soracaksın bir kere. Dayın zaten, dayın manyak. Psikopatın önde gideni. Benim bütün arkadaşlarım böyle zaten. Nerede manyak var, nerede psikopat, nerede lüzumsuz adam var gelir benim başıma üşüşür. O zaman kendine bakacaksın. Demek ki sende bir eksiklik, sende bir aksilik var ki bütün arkadaşlarım böyle. Benim en azından arkadaşım var efendim. Ben sizin gibi öyle ineklerle, tavuklarla, eşeklerle, atlarla, köpeklerle, zerdali ağaçlarıyla falan takılmıyorum. Yakınan sensin, tamam. Ayrıca senin sorunlarını dinlemek zorunda değilim. Osman çıkıyor, dikkat. Bir dakika. Ayrıca senin sorunların beni hiç ilgilendirmiyor. Aman dinleme zaten. Sen benim sorunumu zaten dinleme. Sen zaten dinlesen de senin anlayabileceğinden çok şüpheliyim ben. Osman çukurlara dikkat edersek abi. Abi dur iki dakika ya. Zaten o kerkikli olmasa var ya. Benim seninle hiç böyle hiç bir muhabbetim olmaz. Niye olsun ki? Bir de emir var. Duraylı başçavuş. Emretti yani. Emir kuluyuz. Yoksa ben böyle ahırların leydisiyle ne yapayım? Ne muhabbet edeyim yani? Ahırlar mı? Ahırlar ha? Sen var ya... Kabasın, aksisin. Ey Allah'ım bana sabır ver. Bana hiç öyle şeyler söyleme, hiç. Ya bütün alt takımları yedim be. Ya bir sus be. Çek şu lanet olası külüstür arabanı kenara. İneceğim. Yalnız araba benim hanımefendi. Ben seni var ya... bu dağın tepesinde bir bırakırdım ki... ama yapamıyorum. Emir var, emir. Allah'ım lanet olsun. Huysuz psikopat. Rahatsız. Allah kahretsin, gitti kapı fitilleri be. Halis. Tansiyon yüksek galiba. Tansiyon iyidir hastayım, tansiyon. Baksana şuna. Hakem oyundan atmış belli ki. Ne oldu Osman? Getirdim komutanım. İyi iyi. Madem Halis de beraber gelmiş, Esma Hanım'ın işi bitsin geri götürürsünüz. Komutanım, başka bir arkadaş götürse bunu. Ula emrimizi de rendelemeyin arkadaş ya. Bu ne ula? Allah Allah. Hadi bakayım hadi. Emredersiniz komutanım. Ben Esma Hanım'a bakayım. Vallahi senden korkulur başlamışım ha. Halis ne haber? Hoş geldin. Allah Allah yine geldi bu kız. Ya bunlar niye sürekli böyle birbirini cırmalıyor anlayabilmiş değilim ha. İyi anlaşıyorlar bence. Yok be abi böyle anlaşmak mı olur Allah'ını seviyorsan ya. Kamil'in yanına mı gidiyorlar? Şu katırı vuraydık iyiydi ya. Yanlış bir çavuşum. İşimiz gücümüz katır oldu ya. Anlamıyorsunuz ya. Hiçbiriniz anlamıyorsunuz. Hayvan psikolojisi nedir? Hiçbiriniz gerçekten anlamıyorsunuz. Hayvan psikolojisini anlamak lazım. Özellikle hayvancılık içine girecek bir insanı anlamak ne demek? Ulan ayağım karıncalanmış ya. Nereye lan? Mevzu tavuğa geldi Emola. Ben kaçar. Ne alakası var ya? Allah Allah. Oğlum ağzımızdan tavuk lafı mı çıktı ya? Ulan ne? Allah Allah ya. Lan. Aslan kardeşim bana. Bunlar böyle bir garip ya. Anladın mı? Anlamadan, dinlemeden. Hem sanki ağzımdan tavuk lafı çıktı ha yani. Çıktı mı benim ağzımdan tavuk lafı çıktı mı ya? Ben hayvancılık dedim, hayvan psikolojisi dedim. Hayvan başka bir şey, tavuk bambaşka bir şey. Tavuk bütün o hayvanlardan ayrı bir şey yani. Onun duyguları var, onu anlaman lazım, anlatabiliyor muyum? Efendime söyleyeyim, ne zaman öter, ne zaman uzun hava çeker, ne zaman kabarır, ne zaman kubarır, hepsini bileceksin. Kubarır? Ne kubarır? Uzun hava? Ne uzun hava? Ya Mahmut, Allah aşkına yorma beni ya. Demek ki hiçbiri anlamıyor tavuk şimdi. Şunu koy biz arka değil mi?
Yaz üstüne Süleyman Bey'i. Ver kardeşim benim maaşımı. Ne diye azap çektirirsin ki Müslüman'a? Gel, gel, gel. Buyurun. Kardeş sen bana yardım et. Ben senin 32 ceddine her bir şeyine dua ederim, hatta temindiririm. Kartınızı yerleştirin. Hangi döle ya, bu döle mi? Evet evet, orası kart yuvası. Yalnız ön yüzü yukarı gelecek şekilde yerleştirin. Ha. Evet. Şimdi şifrenizi girin. Ha. Şifre mi? Şifrem şey. Bana söylemeyin yalnız, siz kendiniz girin. Ya kardeşlik yok be. Bizim aramızda gizli saklı mı olur neticede? Sen de tabancalı kuvvetlerdensin, ben de. Yaz. Şifrem Muhtar Kerkük. Muhtar mı? He, Muhtar. Hür Kerkük. Yani nasıl diyorsun? Özgür Kerkük. Allah nasip ede de o günleri de bir görek. Yalnız beyefendi, şifre öyle olmaz. Nasıl olmaz ya? Ha? Hem manidar hem mübarek bir şifredir. Ben bu şifreyi katliyen değiştiremem. Biz bu yola baş koymuşuz, can feda etmişiz. Şifrenizin dört basamaklı sayı olması gerekir. Sayı? Evet, rakam yani. 1, 2, 3, 4 gibi mesela. Şşş, sen... Sen kimin tarafındasın? De bakayım hala. Ha? Johnny'lerin tarafında mısın yoksa? Ne alakası var beyefendi? Yardım istediniz, yardım etmeye çalışıyorum, o kadar. Niye olmuyormuş Muhtar Kerkük? He? Nesi varmış? Ha? Şu talih Kerkük'e hürriyeti çok görmüş. Felek bizi yad elinde koymuş. Bırak da bankanın deliğinde istediğimiz lafı edelim kardeş. Ne var bunda? Bu kadarında bize çok görmeyin canım sizde. Ama beyefendi, bilgisayar ancak bu şekilde şifreleri kapatıyor. Al bankanı kafana çal. Beyefendi kartınız. Senin olsun kart kurt. Kapak yaparsın bankanın deliğine. Seni de yorduk buraya kadar ya. Kusura bakma. Önemli değil. Yanındaki ilaçlardan verdim, toparlayacaktır. Ya o Kadir Matur da işte. Devletin malı bakıyoruz ona mecbur. Ne yapalım? İyi bakalım. Süleyman'a çok selam söyle. Ayaklarına sağlık. Söylerim. Hadi bakalım. Hadi. Osman nerede ula? Kamilciğim, bu Kadir niye durmadan hastalanıyor oğlum? Ha? Ben de bir türlü çözemedim komutanım. Sen de bir türlü çözemedin. Sen de bir türlü çözemediğin için Kamil. Ne yapıyor Osman? Gidiyor, Esma Hanım'ı alıyor, buraya geri getiriyor. Sonra tekrar götürüyor. Özel şoförüymüş gibi, değil mi oğlum? Estağfurullah. Sus lan! Şimdi ben sana bir ceza düşünüyorum Kamil. Niye ki komutanım? Tam bilmiyorum Kamil. Niye olduğunu bilmiyorum oğlum. Ama ben sana bir ceza düşünüyorum. Bulacağım. Ben sana bir ceza bulacağım oğlum. Bulacağım. Ben gene ne yaptım ya? Komutanım ben gidiyorum. Yalnız kapıları yavaş kapatalım abi. Ya şu radyoyu açabilir miyiz? Açalım abi. Peki karşımızdakini anlamak için ne kadar çaba harcıyoruz? Ya da böyle bir çabamız var mı? Oysa çoğu zaman en büyük tevgilerin, en yüce aşkların nefret tarlalarında yeşerdiğini biliyoruz. Tıpkı gübreden biten bir gül gibi. Unutmayın. Sevgisizlik, çakralarımızın düzenini altüst eden, avralarımızı, biyoenerjimizi harap eden bir türeç.
Öyleyse ne diyoruz? Tevgi, tevgi, yine tevgi. Evet, tekrar ediyoruz. Tevgi. Bu ne ya? Tevgi. Ya ne güzel dinliyorduk be abi. Adım. Şurada durabilir miyiz biraz? Az önce karakoldaydık. Su filan içilebilirdi yani. İçilmedi ama. Şimdi içilecek. Kıza eşlik etsene abi. Yuh abi. Daha neler. Osman var ya, odun geldin odun gideceksin abi. Ayıp sana ya. Ya tamam, hoşlanmayabilirsin. Ama sonuçta devlet memuru. Hem sizin katırı da o eleştirdi. Öyle değil mi? Yani o olmasaydı. Halis. Tamam Halis. Tamam, bu iş bitti. Ne işiymiş o? Siz bilmiyorsunuz. Ne lan? Burası aşıklar çeşmesidir. Buradan su içenler ömür boyu ayrılmazmış. Girdim yarın bahçesine, çiçekler açmış. O zaman biz Halis de içmeden gidelim. Onun ömür boyu filan zor olur. Yaralar acımış. O yar benim yüreğim. Efsaneler işte. Ya konuşuyorlar öyle cak cak ya. Boş ver. Amcam. Ertan Bey. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sana haberlerim var. Oho. Bu nedir kardeşim böyle her gün her gün? Yemeği kaynatmaya mı çalışıyorsun baba sen? Bir dakika be abi, bir dakika ya. Sonra görüşelim Ertan Bey. Sonra. Ama olmaz ki kardeşim böyle ya. Alıp götürüyorum var mı diyeceğin? He? İstifa ediyoruz. Ya sen deli misin kardeşim? Kardeşim. Burası inşaat alanı mı yoksa nasıl kampı mı? He? Yürü Kalfat amca, gidiyoruz yürü. Valla güle güle, siz bilirsiniz. Güle güle. Ya yanlış anladın sen Kalfa, ben çalışmak istiyorum. Fakat Ethem Bey... Ya hadi Ethem güle güle, hadi sağ güle, güle güle. Sağ ol güle güle, sağ ol güle güle. Ya yürü be Kalfat amca, hele yürü ya. Geç hele geç. Hadi. Geç. Selamun aleyküm. Abi çay versene bize ya. Ya ben çok zor bulduydum bu işi Ethem Bey. Yapmayacaktım bunu ya. Ya o Kalafat amca işte iş olsa yanmayacağım yani ha. Bundan sonra beraberiz. Yağma yok. Beraber? He. Keşke Ethem Bey, keşke. Ama nasıl? Parayı buldum. Nereden? Sıtkı dedi. Sıtkı baba.
Ey mübarek adam be. Dükkan bakıyorum. Yani bakacağız. Alafat amca, bundan sonra seninle beraberiz ha. Anca beraber, anca beraber. Tamam mı? Zeki Metin gibiyiz, tango ve keş gibiyiz. Hüseyin adam nasıl? İyi mi? Yaşıyor. İyidir, daha iyi olacak. Bu toplara hiç çıkma. Ağlamak yok. Ağlama, ağlama ya. Ağlayacak bir şey yok yani. İyiyiz. Tamam mı? Evet. Geriye mi tarıyorsun? Aynen gerisin geriye tarıyorum. En geriye? En geriye, evet. Oh, artist gibi oldu ya. Güzel çocuk ha. benden sonra artık seni çavuş yaparlar. Yaparlar mı? Yaparlar tabii canım. Okumuş adamsın, yaşın da var. Çatışmayı ise kralını gördüm. Al işte sana cillop gibi çavuş. Ama benden sana tavsiye... Mesafeni koru abicim. Toprak ayağına, kanka ayağına girme. Yani rahat edersin. Denerim. Tamam. Gel. Mahmut! Eyo! Şafak say! Şafak bir çavuşum! Muharrem! Şafak yerim! Kamil! Şafak tamam! Vay be, akadem bitti ha. Vay aslını be. Bana bak lan psiko. Söyle. Sağa sola ateş etme, tamam mı? Sen de tavuklara selam söyle dede. Onur. Ziyaretimize gelin ha, tamam mı? Unutmayın bak. Emoğlu, düğün olsun. Sen beni çağır, gelmeyen Mahmut gibi olsun. Yersiz oldu. Poyraz! Son kez. Şafak say! Şafak tamam çavuşum! Çıkın! Ne diyorsunuz ulan? Ayı bu anlar. Poyraz! Şafak say! Şafak doğan güneş! Beyler! Rahatlatın şurayı bakalım. Biz Osman'la kazık çaktık ula. Siz gidin bakalım iyi. Vallahi birilerinin de kazık çakması lazım değil mi komutanım? Komutanım zahmet etmişsiniz. Estağfurullah canım. Ne zahmeti? Yarın gider ayak bir son mıntıka yaparsınız herhalde. Eşek değilsiniz ya. Ya çocuklar siz böyle giyinmişsiniz de bunlar kırışır sabaha kadar ya. Kırışmayacak. Ben kendi şahsım olaraktan hep böyle ayakta duracağım, hiç yatıp uzanmayacağım. Ya zaten şimdi komutanım yatsak bile uyuyamayız ki, eşek gibi debelenir dururuz yani. Ulan o kadar askere komutanlık ettik, o kadar yıl. Hepsi ana kuzusuydu, hepsi ciğerpareydi, yiğit uşaklardı da. Size komutanlık etmek öyle bir ayrı bir gurur, onur, ne bileyim hani nasıl derler bilemedim ki ya. Ne bakıyorsunuz ula öyle yüzüme? Diyemedik işte, Allah Allah. Ya başçavuşum, yaşlanıyor muyuz ne? Eğer ölürsem sağ olsun vatan. Eğer ölürsem sağ olsun vatan. Mezarıma kapanıp ağlama anam. Mezarıma kapanıp ağlama babam. Yarim yarim diye ağlama yarim. Yarim yarim diye ağlama yarim. Her şey vatan için. Her şey vatan için. Her şey vatan için. Her şey vatan için. Aferin asker, sağ ol. Aferin asker, sağ ol. Aferin asker, sağ ol.
arkadaşlar. Burada acı tatlı günler yaşadınız. Aramızdan bazı arkadaşlarımız şehit oldular. Bu mübarek peygamber ocağında hem arkadaşlığı hem namusumuz ve şerefimiz için hem bayrağımız ve vatanımız için mücadele etmeyi hem de memleketin bazı hakikatlerini öğrenme fırsatı buldunuz. Şimdi memleketlerinize dönüyorsunuz. Ananıza, babanıza, sevdiklerinize, çoluk çocuğunuza, burayı, bu bayrak uğruna verdiğimiz kutsal savaşı ömrünüz boyunca unutmamanızı temenni ediyorum. Sevdiklerinizle mutlu, mesut bir hayat diliyorum size. Hepinizi alınlarınızdan öpüyorum. Bizler komutanlarınız olarak hakkımızı helal ettik. Siz de helal edin. Helal olsun. Beni deliye döndürme. Bir daha asla yapmam. Anladın? Yürü lan.
kimsin? Bir melek diyelim. Biliyorsun Canalan da bir melek, hayat veren de. Sen de birini seçeceksin artık. Necla. Küpeli Necla. Ama sen... He? Kulaksız. Dilin sonra tutulsun. Şimdi yapacak işlerimiz var. Vay vay vay. Hay hay, sen şu işe bak. Şu feleğin fırlağına bak. Dayım, telefon. Sağ ol dayım benim. Alo. Buyur komutan. Ben hemen çıkarım komutan. Çavuşum. Hakkınız helal olsun. Helal olsun Aslan Bey. Osman. Allah'a ısmarladık. Kendinize iyi bakın komutanım. Bir de... selam söyleyin işte. Sen de. Kendine iyi bak abi. Bana bak Sait. Ergani'ye geldiğin zaman Mahmut'u davukçuluk diye kime sorsan kesin gösterecektir. Çok bekliyorum, tamam mı? Yolun açık olsun tavukçular kralı. İmiş olma, akıllı ol, tamam. Tamam tamam, merak etme. Hadi güle güle gidin beyler. Kendinize iyi davranın. Hadi beyler, araşırız. Bana bakın, Kırşehir'e gelip de aramazsanız... siz anladınız mı? Eminim. Uçakla Ankara pek sürmez ama ben yine de gerekir diye düşünmüştüm. Sağ olun komutanım. Teşekkür ederim. 721 sefer sayılı uçuş yolcuları. 212 numaralı kapıda bulunmaları önemli rica olunur. Buralarda kitap konuşacak kimse yok pek.
Ben de sohbetinizi özleyeceğim. Hoşçakalın komutanım. Güle güle hasta Emin. Komutanım son çağrı. Yolunuz açık olsun. Maaşlı askerlikte de çalgıcı timine dahil olabiliyor muyuz? Şey, mızıka mı diyorsun? Muharrem, sırası mı abicim? Uçak kalkıyor. Mızıka diyorum, evet. Vallahi bilmiyorum ki Muharrem. Bir sormak lazım onu. Neyse. Tavukçuluk işte krize diyorlar ama. Ulan gel de şimdi o karakola gir anasını satayım. Ne Osman? Bizim mesleğin de en pis tarafı bu ya. Vallahi öyle komutanım ya. Bir mahallenin bile kasabına, bakkalına alışıyorsun. Pat tayinin çıkıyor. Şimdi bu uşaklar... Neyse ya. Neşet ekmeği vurdu sana. Artık sen nasıl dersin? Önce anlaşacağız Miro. Komutan benim. Bundan böyle benim emirlerimi uyacaksın. Anladın? Öyle olsun. Ne yapmam gerekir? Zamanı gelince Miro. Zamanı gelince. Sen bekle. Savaşçılar hazır. Hazır Kaval. Dağa, buluşma noktasına. Hadi hızlan biraz, hızlan. Ana, bizimkiler. Bir şey mi unuttun? Ne etti bu ayvanlar ya? Dur dayı dur. Ya. Ya ben niye gaza katılıyorsun ya? Benim karım var, çocuklarım var, tavuklarım var. Ayıp dene bir şey var ya. Olur ulan sensiz olur mu? Mayna. Hayır. Ulan. Benim ben kere böyle bir şey olabilir mi ya?
komutanım. Biz kalıyoruz. Sana ne oldu ulan? Ya komutanım biliyorsunuz ben erken terhis olmak için izin bizim kullanmadım. Daha gideceğim bu büyük dizel motorların bakımını yapacağım. Ben bu büyük dizel motorları bir türlü sevemedim komutanım ya. Hayır ben niye sizin manyaklığınızı uyup hayatımı kaydırıyorum ya? Uçak gidiyor ben buradayım. İyi çavuş öyle kolay kolay bulunmuyor. Ne duruyoruz? Gidelim mercimek yiyelim de o zaman ya. Mercimek ha, mercimek ha. Ya baş yavaşım, hiç uslanmayacaksın ya. Mercimekmiş. Hadi. Madem uçağı kaçırdınız hazır, yürüyün ula Çeliktepe'ye. Bas dayı, bas. Ses seni. Yeter. Hayırdır ya? Nüfus kağıdını getir. Nüfus kağıdını ne yapacaksın? Hayırdır? Tam nüfus kağıdını getir. Senin bir şey yapacağın yok. Ya iyi de nüfus kağıdını ne yapacaksın? Söylesene. Evleneceğiz. Serpilet, koca gibi oğlum benim bize para bulamadı. Artık sıkıntımız iyimiz kalmadı gari. Bak bundan sonra sen nişan şeyinde hazırlık yapıver hadi. Başlayıver. Aman pek iyi olmuş Serpilet, pek iyi olmuş. Lazım olacaktı zaten. Başka neye lazım olacak ki? Ben Osman'a kız buldum İbrahim. Oh iyi yaptın, iyi yaptın. Ne? Çıklı. Bak, Poyraz yine beraber. Müthiş değil mi? Ne oldu lan? O şey. Ney? O kadın tekrar ortaya çıkmış. Hangi kadın? Küpeli Necla. Yok lan. Evde o. Komutanım o. İsmensiz istiyor. Kim?
Dinliyorum. Günün nasıl geçiyor jandarma? Ben uyuyordum. Uyandım. Şimdi senin kabusun başlıyor. Silah başına! Poyraz! Silah başına!